Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in YouTube'una hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, iyi tatiller. Bugün günlerden cumartesi. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisiniz. Valla bugün 35 derece var sıcak herhalde. 16 bir sıcak var. Selamun Aleyküm seyircilerim. Hayırlı günleriniz olsun. Terin suyun içinde kaldık. Gelin çıkıyor herhalde. Dökler atıyor. Buradan duyuyor. Arkadaşlar bugün gözleme yapacak. Gözleme mi? Gözleme. Biz börek diyor da. Biz börek dedik. Bazı yerde gözleme diyorlar. Biz de gözleme diyelim. He. Derman gibi. Bir de Leyla'nın kardeşi var onun. Yeğenleri. Ahmet kardeşim gibi. Ondan sonra Filiz, Filiz kızımız, gelinleri, Çoyla işte. Gel, Filiz'imiz ondan sonra onları. Bir daha da Lüki'ye mi yapacağım? Bir daha da Elmas'ımla İlkay'ı mı yapacağım? Öyle sırayla yavrularımı sıraya düzdüm. Hasan'ı kodum. Hasan'ı kodum. Hasan gelir burada. Bu yönde gelebilir yani. Hasan çalgı da vurur. O birinin arasına girer. O burada evimizin içinde o. Hasan'ı bunlar yakın canım, bunları çağırır da. Büyüğün varsa büyüğün yine çığırık yani. Yok, büyüğün Şii'de herhalde. Sevinçli kasabasına gitmiştir. Ne mi? Şii'ye atmış. Cansı da mı gitmiş? Cansı da gitsin kız. Onu diyorum belli. Sevinçli, Sevinçli koyunu. Hasan yok canım. Hasan dün gitti ya. Dünkü bir miymişmiş? Bir tepkunu bir gün gittim ya. Büyüğün şu Şii'nin kireçliğin orada Sevinçli koyunda. Aman oraya gitseydik yerken. Hocam orası. Bahsaladın Hasan'ıma bahar gelirdik. Oradan gelirken de yer mi geleceksin? Arabalara yine oradan biner gelirdik. Olmaz mıydı? Haydi kırak da ne? Cephenin orada yemiş o. Arkadaşlar kaçta. Soğan satın almam. Biber domates ki bahçemizin. Zabanın bir bezelyeni toplamış. Soğanımız da var da sökülecek. He soğanım da. Onu nasip olsa böyle soğanlarımız da aynı. O da olmuş mu? Olmuş. Oradan anladım. Var. Yiyeceğim soğan var canım. Bir araba çıkar maşallah. Bunu perşembe günü aldım. Bu soğanı şöyle şey, yemeğine yemesi yiyor. Bu bizim buranın soğanları acı oluyor. Erman Hüdüz ablam gitsin diyor ise Erman ne dedi. Dursun dedi duruyor. İyice kostu yapmış içinden ya. Yine de pek çitmemiş yani. Kalkıtmamış. İnşallah pazar ötesini söker. Kesarı bu ne pazar ötesini. Arkadaşlar bu hafta şey pazar karpuz çok ucuzdu. 5 liraya satıyorlardı karpuzu. Yoksa bizik daha dursa bozulacak. Ne? Karpuzlar hani hiyar gibi. Ondan ucuzdur direk çok. Valla çok da karpuz vardı. Şu yanında uçak kuvası kadar vardı karpuzlar. Büyük yer. 5 lira kilo. Hatta biri 4 liraya satıyordu. Bir tanesi 7-8'e satıyordu. O da çok güzel karpuzlar görsen. Dünyanın oğlan kucağını almış orada, götüremiyordu. Gittiğimiz yıl var ya, evvel kum. Direkt gittik kız. Sonra gittik ya, balık tutmaya. Hasan Dağı'nın şeysine gittik ya. Helvederiye. Helvederiye. Onlar öyle kucağında, iki kucağında götüremiyordu. Onlar köylülerin işte. Hı? Onlar köylülerin diyorum. Bizim burada bile oluyor karpuzu. Bizim Bozcaz'da arkadaş ekmiş. Karpuzunu gösterdi, kocaman olmuş. Nerede? Bozcaz'da. Nürnün karpuzu. Bize bakıyormuş, ona da selam olsun bakıyorsa. Kendi yetiştiriyormuş. Olur. Tarlayı tarlası bol onun biliyor musun? Nailelerin orada nasıl oluyor? Silifaların orada keleye görmedim. Geldiler. 100 kelek olmuş, kocaman olmuş. İşte bizim burada şey bahçe az diye şey demiyor biz. Biz sadece bir berek yok biz. Canımız eksik olur da çok ekiyor satarım diye. Satarım ne yapacaksın? Biberini satıyor ne yapacağım? Karpuzu nasıl olsa arıyor. Yok değil, bitir değil. Hep mi doğruyormuş bana? Yok, he. Bunu da böyle edeceğim, makinede çekecek elmas, derman. Onun için de şey edecek. Erdal'ların arabası oldu mu? He, onların arabası. Kurgu yerlediler. Diyor mu, daha gelemezler. Daha tavuklara su yürüyeyim de diye derman. O zaman görüşürüz arkadaşlar, bakalım bunlar derman gelecek.
Böyle bir açılış yap. Avrat çevik. Asarya gittik geldik. Açılış yapalım dedik. Ondan sonra. Domatesimi deşirdim, biberimi deşirdim. Aksaray değil. Aksaray da yanıyor. Esrakta yanıyor. Fazla durmadık. Sabahın bir ufak bir işimiz vardı. Gittik geldik Aksaray'a. Bu çorba işimdi. Benim çorba içtim. Kent lokantasında. Oranın çorbasını severim. O da döner yiyeceğim dedi. Döneri de yemeden döner geldi. Döneri de yemeden geri geldim seyircilerim. Herife dedim döner yiyeceğim diye. Orada varınca yiyelim ki gidelim dedi. Aman oramı gideceğim dedim. Gir çay. Bir çay koydum. İçmelemenim vardı. Onu koydum. Ondan sonra karnımı doyurdum. Kaplarımı yıkadım. Bardaklarımı çıkardım makineden. Oh, iş görüldü. Kondum. Hayatımı süpürdüm. Ben de usul usul dolanıyorum. Bugün hayatı süpürüm şimdi. Sabah. Evet, süpürdüm. Oradan aldım, buraya getirdim. Burada bir hasır serdik. Üstüne de bir kilim. Güzel böyle hasırlarımız vardı seyircilerim. Yeni ördüğüm hasırlarım, elemeğim. Göz nurumu 4-8 taneydi. Kendim ördüm bunu. Atmaya kıyamadım, yüksel atalım dedi ya. 4 tane hinci, birini de çevireceğim, lükyelere çiğdeceğim şöyle hatıra. Hasır varsa bir tanesini bir anam dedi, verim dedim bir elde. Şimdi. Eskiden bunu kocası. Evlerin altına... Böyle örerdik, ellerimiz böyle hünelliydi, öyle iyiliyen ah, diknele bakma. Eskiden bunları şey, evlerin altına... 8 günde keserdim, ya 9 günde ya 8 günde keserdik bunu. 50 çiğdem turadan ya da 60 turadan örerdik. Otu ısladırdık, böyle örerdik. Seyircilerim böyle kesmesi bu şeyi ön, başlaması bu yanda kesmesi yüksel tarafı. Anam rahmetlik belletti Allah razı olsun. Allah nur içinde yatsın kuzdan olduğum anam. Bitti bunlar ya. Zornam belletti. Hinci bitti bunlar. Otları sulardan biçerdik. Turasını yitirirdik. Böyle de örerdik süsüne. Şuralarda hep süs vardı. Kesmiştik. Bak sen şeyi. Yorgan sırhana. Yorgana değmesin diye. Onlardan dimilerin parçalarından oralara şey, içine kollardı. Süs yapardık. Güzel olsun diye. Süs yaparlardı. Eskiden şiirini buna sererlerdi. Bu. Bulguru şeyi. Uyday, bulguru 20 tane de ören olurdu hasırı. Onu da ören. Buna serelerdi. Dikili mikili bilmezdi. Bir senede 7 tane ördüydüm. Tek bir senenin içinde. Yani mesela yazıdan ördüğüm 7 tane ördüydüm. O duydum. Bu böyle acı değil mi şunlar? Değil. Acı olmaz, tadı olmaz ki. Altında şeyi var. Cerebiliyor mu neyse o var ya küçük biber denemiş oradan aldı. Ramazan'dan aldıydık ya. Türlü türlü biber çıkmış orada. Ramazan bize türlü türlü biber vermiş. Ha ne olursa olsun diye baksana. Bunlar da nasıl büyümüş? Onlardan iyi toz biber olur işte. Çok çok. Azıcık bir karımızın bir tarafı iyice hastalanmış orada. Hep yiyecek değilse mecbur bir yerden bu kusur olacak. Evet arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk cümleten. Selamun aleyküm. Sürekli boğaz peşinde geziyoruz. Derman'da kahvaltıdan kalktık. Bir sabah bir akşam. Rukiye'de kahvemizi içtik. Şimdi börek çörek başına geçiyoruz. Kahvaltı çıkarmadı. Saat 3'e geldi. Daha bir şey bir yana 4 olur. Vallahi elime bittiğim tatlı şeyim. Patlıcan bittiğim. Siz nasılsınız? Nasılsınız değil misiniz? Ben takipçiler miyiz? Bizler iyiyiz valla. Çok güzel günlerimiz, zamanlarımız geçiyor. Bahçemizin mi baba bunlar? Bahçemizin, he. Bahçemizin domatı. Ama arkada acı şey olmuş, orayı alınız. Onu alır, he. Maydanoz da bahçede. Annemde bir soğan herhalde. Soğan da bahçemizden de. Soğan da var da sizden buradan getirmedik. Ne kadar maydanoz yeter mi? Valla bilmiyorum. Maydanoz ne kadar katarsanız. Yeter değil mi bacım? Bilemedim. Tam biraz da senin koyayım. Maydanozu Leyla dünden ayıklamıştı. Anacığım hazırlamış soğanımızı neyimizi. Ben de robotumu getirdim şöyle şimdi. 5 dakikada 5 taş yapacağız. İçi hazırlayacağız. Annem diyor ki hamuru ben yiyorum, sen yiyorum. Ben nerede ne olduğunu da biliyorum. Çünkü İlkay'ın videosunu izlettiğim için. Neyi nereye koyduğumu da biliyorum. Yerleştirirken değil mi? Evet. Şimdi şuradan bir bıçak alayım baba. Ben şöyle yapayım. Annem sucuk çıkarmış, kıyma çıkarmış. Zaten diyorum ya, o bir şey yapmaya kalktım ha, soğanları bile soymuş yani. Evet, her şey hazır. Daha konuştuk lan dedim, acele etme, çok sıcak zaten, azıcık serinlesin.
Biz daha yeni kahvaltı yaptık. Tavukların yumurtası bir şey aldık. Kıştan beri yumurtam yoktu bak. Yumurtlamışlar mı? Ya yumurtları onlar az şiddet yani kestire biraz. Biraz hayvanlar hastalandı ya biraz. Var onların da tavukların kendini kıstık. Acı mı ki biberler? Sildim acıyla kattım. Bu çok zaten annem hep bunu yapmalıyız. Çok ya. Evet. Annemin gözü gönlü bol, babam da öyle, hepsi hazırlamışlar. Şirin. Maşallah. Mutfakları hani bağ evi olur da dolu olur ya, şeyden toplamış olunur hani daldan, taştan, deniz tarafı. Burada dolu. Burada domates var, salatalık var, yumurta var. Elma. Armut mu? O da armut. Onu da dünya şeyden evi kurana şeyden verdiler. Bereket, gerçekten babamın evi çok bereketli. Allah daha çok versin, olmayanlara da versin. Ya hiçbir şey olmasa bile karın doyurmak değil mi? Git iki biber, iki domates al gel. Ekmeğin araya dur. Ekmeğin araya dur ya da öldür. Erman şu o şeylerden doğru acı olsun, acı olmaz, iyi olmaz. Tamam baba. O beyaz da acı değil sanırım. Bir ben bak bir şeye bari. Doğrayayım bak bunlardan. Tere bak bana, zıfırla çekeyim. Şu sarı bire bak bana, tatlı mı acı mı? Erman ne doğrayacak? Bir şey mi isteyeyim? Sen hiçbir şey istemiyorsun anne. Sen plastik işte arıyorum, plastik. Takipçilere tamam, çaktırmayın, tamam. Yerini biliyorum dedim mi? Şimdi de bulamazken iyi olmaz yani. Alacağım ya. Hikaye topladı gitme, çarsan konuyu. Çok iyi yaptı vallahi, yeter olanlar sana. Evet canım, dolduruyor şu kullanmayı. Alt üst iki kişisin, ne gerek var? Fazla iş ya, fazla iş. Karsan bitmeyeceğim anne dedi, topladı gitti. Çok iyi yaptı vallahi benim ilk kaybacım. Bunun içinde diyorum, şey yapsak mı, kavursak mı yoksa bununkini çiğden mi yapsak? Allah'ım ne yapalım? Çiğden. Kıymanın kimi çiğden, kavuran kıymayla beraber. Tabii, soğandan kıymayı kavuracağız, evet. Öyle çağıracağız, hazırlayacağız. Bunu da soğanını kavurmadan yapacağız. Ben kıymalı yapma, ben ikini sade yapayım. Ben de bunu severim. Bu sıcakta kıymalı mı yenir ya? Çıkar dedim tepki, yine de yiyen olur diye. Belki hiç. Bilmiyorum, kuzenlerden neyim seven evet. Olur mu? Bizde pek kıyma aranmıyor. Bunun çiğsi daha da doğru şey. Biberle domates, şey domates diyorum. Biberle maydanoz çiğeceğiz. Yerden bir bardak helen daha getirir mi? Niye annem? Dökmek için mi? Getir. Bardak helen çok. He, biberi boşaltmayalım. Bu, biber hepsi şey doğranca boşaltmayalım. He, şey yapardım. Ama o biber fazla kalsın. Şimdi. O yeşil jelibon mu diyor? Onlardan doğru. Onlar acı herhalde. Kulağa kafası geliyor gidiyor bakalım çekecek mi? Niye öyle? Gece ne oldu? Bakacak işte bakacak. Hasta bazen... mı? He hasta. Şunu da şöyle. Ben söyledim ya. İyileşmiş. Yok kız ne iyileşmiş? Çekmiyor mu? Çekecek Allah'ın izniyle. Çekmezsen yandık. Elimizde doğuracağız değil mi? He. O da iki saatimizi alır mı? Alır. Bu sefer biz bu kadar çıkarmadı. Biliyorsun. Doğru izledim vallahi. Şöyle yapayım şu kenarın köşesini daha alsın. Şimdi takipçiler der ki Gülpınar 68'in çekmesi işliyor ama 50 pek işlemiyor. Hiç biber doğrayamadı. Valla Filiz Bacı diyordu ki yorumlara ne takılıyorsun, ne var da diyordu. Akşam üçümüz siz gidince oturduk. Ceylin ben. Ben ortaya oturdum. Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Bu da okudu. Kendine yorum gelmiş. Geçen sene çok konuşmuyordu. Bu sene nasıl çene sakin? Hayır, geçen sene çok sessiz, sakin bir bayandı. Fazla konuşmuyordu. Bu sene de hiç susmuyor yazmışlar. Yani, ben de diyorum ki şimdi el işlemiyor ama çenesi işliyor derler. Onun için diyor. Alışıyor tabii yavaş yavaş. Hayır bir de geçen sene hastaydım. Ses geldi. Evet doğru. Hiç sesi konuşamadığımız gibi olmuştu yani telefonda. Bir de senin sesi kısıldı. Ama yani benim çenem de işler elim de yani. Öyle mesela, yazmayın bana. Gerçekten bu durmaz arkadaşlar. Şimdi geldiğini yapar. Yani böyle şey hep yemeği yiyeyim böyle çekilim demez. Yani. Maşallah hiç durmuyor valla. Evet. Lütfen kötü yorum yazmayın bana. Bak babacanın kanalında da söylüyorum. Kaldıramıyorum ben kötü yorum. Yok yok görmesin onu. Tüner Dermangil'in orada yemeğe gidip bulaşları bu yıkadı. Ya yıkarım ben işten durmaz. Kaçmam hani. İş yapmakta ne var? İş bizden korksun. Hepsi iş gibi olsun değil mi? Hepsi iş gibi olsun. Aha bak görüyor. Makinem de
Hadi dök bizi bakalım. Şey yaptık, çolladık. Çok şükür vallahi, yoksa bu zamanımızı alırdı bizi. Oldu oldu bile. Annem dedim ya, annem de mefam yapma, hemen olurdu dedim. He. Hemen çektik. Annem stres, onun şey hemen olacak değil. Ya o diyorum ya ben sana, öğlen 1.30'da başlamıştır o. He he, gerçekten. Gelmiyorlar diye. 1.30'da başladı soğan soymaya. Soğan soymaya. He, değişik. Kime benziyor biliyor musunuz canlar? Beyza Burak Şahin'in annesi var ya bazen. He. He. Çünkü ben onları çok izliyorum ya. Vallahi kadın konuşması beni çok seviyorum. Bize de gel he diye. He. He, onun bir he diye he. Uzatışı var. He. Bir de neydi bacı, bir şey daha diyorum. He. Şey, arkadaş bizi şeyden aldı. İşte Aksaray Ağaçlı'da onun evinin yakınına geldik. Meryem böyle he dedi, bir şive değişti. Arkadaşı dedim, görüyor musun Aksaray topraklarına gelince nasıl değişti benim kız dedim. İster istemez. Ne örüyorsunuz? Ne örüyorsunuz onu sana? Bizim şeyden ne ördünüz? Ne ördünüz? Kimin şişi yazmış da Facebook'a hangi şimdi Aksaray'ın Kayseri'nin İç Anadolu işte ya, Aksaray'da çok kullanır. İç Anadolu, evet, Aksaray'da evet. Daha çok çünkü. En son soğan çekeceğiz, bu sağlarsın. Değil mi? Babama özel soğuk bir falan atarız. He. Onlar yiyemiyorlar baba. Onlar bir şeye benzemez. He. Tamam. Biz bacımın çocukları da yiyemez. Benimken kol bir tarafa da yiyemez. Yani ben de yumurta yiyemez. Yani yumurta yiyemez. Yumurta da yersin. Yumurtanı da yemez. Allah. Ne yiyorum anne? Hayır ben yiyorum. Evet arkadaşlar. Biber yeter olunca söyle bana, doğramayayım daha fazla. Peynir de geldi. Tamam canım. Hazırladım da onu çizilmiş. Bir de bu benim makinem aklı esti mi bakın ne güzel doğruyor. Ben de biraz önce açıyorsan nasıl? Benim de biraz önce kendime geldi. Açayım. Açayım. Hem hava girsin. Alacağım. Buranın şişini getirmedi ya adam. Sinekliğini. Sinekliğini aldı. Valla buradaki insanlar bir değişikliğini anlamadım, çözemedim. İzmir'de olsa hemen gelir işini görür. Ama buradakiler şey verdik, al dedik. Hani sadece bunu şimdi gelmiyor biliyor musun? Başka iş olsa. Ya baba gardolabının örtüsünü aldı dedik. İki haftaya geçti daha geldi da gardolabı. Hem gitti şeysine. Yapıyorlar ya hani orası neresi? Evet. Hem dükkanına gittik hem de. Yaptıkları yere gittik. Atölyesi. Evet. Atölyesine ha. Aklıma gelmedi. Bilemedik. Yok yani. Bence yeter. Biber yeter bacım. O, ver ondan. Tamam, onu da yap. Onu da şimdi şey. Bunları şeye Leyla anne böyle buzlu poşetlerine koyalım, buzluğa. Ne yapacağım bu biberleri? Lazım olur ona yine. Bunlar bu. Çiğ diyor. Sabah ne kadar pis. Kızardı. Çiğ diyor, iyi yok. Kızardı tamam. Yok ya bazen. Kızardı yok. Al bacım bunu da ondan sonra şimdi yeter. Şurasını alalım. Domatesleri yapalım. Hı-hı. Ondan sonra soğanı yapalım. Kavuğunu soyacağım mı? Yok yok soyma. Tamam. Şey olmaz. Al bunu içe gitmiş. Orayı da al. Bunu at istersen ya. Orayı al bacım. Hah bakalım bir. Erman şu şeyi katmayın mı ona? Domates çok şişer. Şunu katmayın mı pindiri ona? Şuna. Niye onun farklı mı? Onu ayrı yaparız her şey yaparız. Yeter o zaten anacığım. Şu cıvmış, şu cıvmamış yani. Ha, tamam. Şu çok yağlı oldu mu lan yoğurt gibi olmuş. Korsun lezzetli olur anne. Ne yapacağız o kadar peynir ya? Çok anne çok. Onu atla hep yürüyün ya. Çok anacığım. Annem bir sürü çeşit yapıyor. Çok da abi işte olacak almasın değil mi? Evet yani, arkadaşlar hamur. İçini hazırladılar. Kaç kişiyiz de zaten? 30 bezi olsa. Olur mu? Gelen giden ne var ya? Şirinmiş fazla olsun. Tam şu kadar tutu alalım şöyle. Eşkilek de alalım. Yoruz gelen giden olsa yine ne varsa. Salgımı da şey geliyor baba fazla geliyor. Bir de şey alalım anne üstü atmaz. Onu şey yapalım onu ben de şey. Alo ha sana şitti. Anne bunu mu değil dedi hiç de bir şey çıkmadı ama. Bir şey yok. Ne olur ne olmaz diyerek sen öyle bir şey. Şişini yaparım neydi onun adı? Adetin. Çok iyi. Çok mu gider mi? Kıymalı içi hazırladık. Sebzeli içi hazırladık. Peynirli. sucuğumuz var. Ondan sonra da yumurtamız var. Yumurta var. Her şeyimiz var canım. Aynen öyle.
Şuna da uğra koyalım. Bunu yerine kaldırın. Bismillah. Ha. Bunlar burada. Bir avuç tuz yeter mi ki? Yeter anne. Tuz suyumu da doldurdum geldim ben. Bundan döküm. Ben de onu çıkardım. Çeşmeden. Kolluğumu. Birazcık daha atsam mı ki? Tuzu mu? Kıyılmasın. O da at da kıyılmasın o zaman. Evet. Zaten daha sebzelerin için hazırlamadım. Evet. Şöyle yapsam gelmiyor yani. Burada bile sıcak arkadaşlar. Burada iki tane peci var. Hem poyraz hem... Çok. Bugün vallahi aşırı bugün bir sıcak, felaket sıcak var. Bugün. Ama herhalde yağmur sıcağı baba. Yağacak herhalde. Şu şey... Muhtar abi diyor... O da göz açmıyor. Benim oradan gelirken... Nasıl sıcak var diyor mu? Yarın düşecek diyor. Ne mi? Bu da yer biberlerini olduruyor işte. Dermem niye benim öyle istedik? Bağlayın lan araya. Oğlum açılmasın bunu ama babam gözükmüyor nasıl. Şey korunma. Şişeye değmez. Kulaklar sallan. Bura bile serin yani dolap gibiydi. Bura buzdolabı gibi ama biraz bura bile sıcak yani. Yani adam burada bile terliyor. Sert olsun işte. Bura kemer evler gibi serin. Sert olsa da altına inmemez değil mi? Tamam dur gidelim. Gözlemediği pidemeli yemiyorduk. Kuresimiz geldi arkadaşlar. Babamın herhalde en çok sevdiği gözlemeli. Her gün isteme, her gün şöyle dök annem. Yer her gün isteme, her gün yer. Hele salata, şey, cacıklı yiyor. Allah'a. Cacıklı da boğucan ağzı yaptık. Kalırsa yarın da yersiniz. Yapalım. Kekilere sakın. Hocası da seviyorum. İyisinler. Düğün varmış. Düğünden gelmişler dayımlar da. Ona mı gitmişler? Yengemi zor etmişler. Çok olsaydı makineye atırırdım. Nasıl? Makineye şey diyemez. Hey canım şunca daha toplandı bile. Annem sert olsun bir de. Sert mi? Evde sert can azı yoğurdu. Leyla evet. Sultan'ın şişlerini görüyorsunuz. O jelapene şey turşu kurdun, ona şey yedirmedin mi? Ne kurdun onları? Ay, 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 kış tane var. Yedikten de şey yiyen, çok yemedi. Jelapenemiz de varmış elma, dermanın şeyden aldıydı. Kabinin aldıydı, o da şey ortalamış. Turşu kurum diyor. Diyorum, bak dedim onda. Biraz daha dök anne, un var daha. Yok. Şu tane su getir mi? Su mu? Bir koyu şey, bir de su bitti. Gitti. Özlü ya onu onda. Doğru mu iddia kıyın? Işık kaldıydı. Durmasın. Kaynıyor. Vallahi kaynıyor. Evet arkadaşlar. Bezlemesi başladı. Hamurumuzu şu şekilde yoğurduk. Bakın. Böyle yapışınca şekilde hamurumuzu yoğurduk. Böyle. Leyla yoksa daha sert yoğurdu. Yok iyi. Yani bir gibi yoğurmuş diyelim ben. Ben anneye çekmiş. Hasbeni öğretti bunu yoğurmaya bana. Öyle itti herhalde. Öyle itti herhalde. Mekanı cennet olsun. Ebeveynle yıkışıyor. Ebeveynle de nasıl tatlı dilleri varmış. Aldığınız yere koy. Aldığınız yere koyacaksınız ya. Ciğerim anam. Aldığınız yere koyacaksınız ya. Buruk bir. Şunu gidermezsek şöyle gelsem dermem şöyle. Hani nasıl hızlı hızlı görür bakın. Uçağına. Maşallah. Güven pek uçak olmadım. Sizi bekledim ya. Uçak olmadın, suanı doğradın, domatesleri ayıtladın, biberi ayıtladın, maydanozu ayıtladın. Şey koya, sacık olsaydım ondan sonra, kaldırımlarımı olsaydım o zaman uçak olurdum. Valla bir sürü hamur yoğurmuşsun yani ki buradan 30 bezden fazla çıksın. Ha 5 oldu be. Kalsın bir şey olmaz, kalanı şeyden girip kızdırır severim ben. Şey diyor Filiz bacı, lavaş yapalım diyor, patatesini diyor, yumurta var ya diyor, onu merak ediyormuş. Aman ha, börtlemeyi. Evet, arasına koyalım diyor, yiyelim diyor. Ekmek yapalım diyor, değil mi? Ekmeğin arasına, Yapalım 3 tane de, sürü yiyelim tazece. 2-3 tane açarız. Açalım, herkes börtleyelim. Ne zaman girseniz. Ellerin hamurunu da biraz sonra yıkayacağım. Canlar, annem ince duramaz diye hemen girişti. Peki, bir şey yok. Bir şey yok. Annem kararını alsın.
Bir daha şey geçsem yorulmuşmuş. Leğen mi? Hmm. Anne hakkında leğen var. Hani? Daha iyi anne. Olmuş eşsiz. Leğenlerimiz hep temiz. Nihayem nihayem oradan alıp geleyim. Bunlar da eski minderler. Bunlar da ekmeklerin ekmeklerin altına koyuyorlar bu minderleri. Onlar mı kız bu? Hangisi? Onlar onlar. Az küçüğümüş onlar da. Yani yatak gibi. Ha, onlar otur. Balkonu sildir. Balkonu, balkonu. Onlar koymadınız ya. Bunlar çok büyük bunu. Evet arkadaşlar şey tandırı yaktık. Tandır diyor hoca. Geçen Leyla Sultan bunları yağla dedi. Şişi gitsin diye. Yağlar yanıyor görüyorsunuz. Üstünü bir de süpürecek bunu. İki saç yaptık. Börekler yanmasın diye. Evet arkadaşlar, misafirlerimiz. Evet arkadaşlar. Bu tanıştırayım, bu kaynımur büyük. Bu da bunun büyük oğlu. 2 numara. İşte bakalım yok ki çok sıcak. Bu da damat. Beni biliyorlar ya. Beni. Bu da Karanay biliyorsunuz. Orada misafirlerimiz var. Gelinler var. Bunların oğlum hanımları. Tarihi düzgün çalışmaya başladı. Onun mu? Oğlu. Hani yaptıktan sonra iyi oldu. Bunu da öldürmüş arkadaşlar. Demin. Hamuru yoğurduk. Bunu kıymalı. Önceden ben kaldım kattım. Bir damla karıştırdı sağ olsun. Kıymalı iç harcımız. Bu da sebzeli iç harcımız. Geçen takipçim yazmışa Derman'ın konuşması hiç değişmedi. Ayaz'ınki değişiyor diye. Ayaz daha çocuğu ya. İlla ki buraya uyuyor. Okulda daha da çok değişti hani konuşması. Tabii canım o. Benim de aslında. Mesela ben İzmir'e gittim. Hiç bu konuşmamı değiştiremedim. O kadar diyorum pilotların, öğretmenlerin, avukatların yanında çalıştım. Aslında çok kibar konuşmuyorum. Hani Türkçe'yi doğru düzgün konuşmuyorum. Ama yine de sizler iyi buluyorsunuz demek ki. Şöyle bu da sebzeli kavurmadan çiğ hani iç harcımız. Babam bunu seviyormuş. Bu da böyle domates, biber, maydanoz, soğan. Karabiberini kurdunca da çitlerdiniz. Biliyorlar diye Cansu olsa biliyordu da. Normalde... Arkadaşlar Cansu'yu da çağırdık. Cansu şimdi yorum yazarsanız siz yorum yazmadan ben söyleyeyim. Cansu dedim Hasan düğünde. Cansu da annesi yine gitmiş. Cansu gel börek yapıyordum. Ben annem gibi dedim. Sağ ol dedi. Yani ben de o siz demedi ben diyeyim. Şuralarda ha, mı? Değil mi? Tamam o işler oldu. Kim yiyor mu? Arada bir daha arada. O ne? O şey sot. Şunda var mı? Bunda da varmış yine. Geldim yine soğanların içine ben. He? Soğan kokusuna geldim gene. Gel ya. Bunlar ben yavaş yavaş çıkarmaya başlayayım mı? O ne? Malzemeleri. Bacım götürecek neyse baba katmayalım çünkü. Ne mi? Bir de şunlara bakayım. Aha ne bu? Köri var. Köri katma ya. Yok katmıyorum zaten. Köri tavuk şeyi. He. Karabiber katayım değil mi ama karabiber de yok herhalde. Alalım o zaman yiyorsan. He baba. Nasıl olmuş? Öyle olsun oğlum. Şimdi. Başka bir şey değil. Şurada sucuk koy sucuğumuz. Acım da aldım. Tuz da aldım. Tuz burada. Onu şuraya koyuver bacım. Sana zahmet. Tamam. Lütfen ocak. Diye konuş benden. Rica ederim. Kibar kadınım ben. Ocağımızı yaktık. Şeyimizi, tandırımızı. Ocağımıza incir ağacı dedik. Hadi cümleyi getir anne. Yok yürü. Ne? Ocağımıza ne incir ağacı yiyecek. Hadi Leyla abonuza kına yakmaya gideceğiz. Sanki şiirden ne yap yok. Geçen ben diyorum ki bol bol iç harcımız diyorum bir tanesi yazmış. Hiç de bol değil yazmış. Sanne. Neyse ya. Kimse. Bizim yöremiz böyle. Bizim bildiğimizi yapıyor biz. Yengem oturmuş maşallah. Evet arkadaşlar. Kraliyet ailesinde gelinimiz görüyorsunuz. Ekmek açışını değil. Ekmek açıyor bak. Her işi yaparmış. Bu da köylü yani. Bu da köyden gitme. Vallahi saçsın sensin. Sen kaldırın. Ona ayrılsan lan ne? Ona göre. Sen de biliyor musun? Gülpün al bunu. Açmayı. İşte bunu al. Ben de böyle yapıyorum. Yumurtayı altına. Evet. Şey yaptım. Yaydım. Peynir de üstüne.
Ben açıyorum, derman içiliyor yani. Valla ya, hiç malımla zineklerim ya atın. Valla yağlardan çiğ olmuş sanki. Allah adını böyle sinek geçmese başka geçmiş. Peynir kuruyorsun arkadaşlar, eriyor bak. Yeriyor, erikten. O yağlı dediğimiz peynire bak, içinden dökülüyor. Dökülüyor. Buyur. Dermanın pişmeye yok ki. Olmuyor ki. Niye? Kalkmıyor. Kuzunu yıkayıp kızartın. Ya bırak salalım bana, ne verirdin? Ne yüzün ama? Ne yüzün işte. Altına da çok saçma, yakan sonra ha. Yok, dışım o. Alo. İki saç ya. Tara yüdermiş ama, bu yani döndürmüşüm seni. İyi döndü, tara yanına geldi, yeridi ya. Yeridi ya, baba yapışmış. Yeriyince yapışıyor zaten. Evet. Sen de sufra iste, şova senin içine ser. Hani? Koyalım. Afiyet olsun gençler. Usta elime sağlık. Vallahi bize hizmet diyoruz da. Ama acayip. Nasıl gidiyor? Peynirli. Havada sıcak olmasa acayip olacak da. Yine de işte. Şey... Bahçenin içine girdik vallahi. Korkuya geçtik arkadaşlar. Vallahi yanıyordu. Kesene bereket. Afiyet olsun. Ölümüze sağlık. Kesene. Kimisi kıyma yiyor. Ahmet kıyma yiyor. Nail Gül peynir yiyor. Cacıklı yiyiz, yedik. Orada da bayanlar yiyor. Bir şeyini yiyorlar. Bu böyle yenir. Sıcakın daha tatlı olur, daha lezzetli olur. Sen neresini istiyorsun? Valla gözüm orada kaldı. Sen neresini istiyorsun? Orası bilir misin hala? Yok, ben onu istiyorum. Neresini istiyorsun? Burası. Buru yiyinle. Kolay gelsin. Ne gördünüz? Vallahi enişte. Değil mi? Hani ben oturarak yapıyor. Belimiz ağrıdı. Bana geldi arkadaşlar. Gülpınarlı. Ya kapları gibi işte. Aha yapıştı orası. Zaten şey verilmiş ya. Görüyorsunuz benim elimden de her iş geliyor. Şey zaten seni geçen yurt dışından bir takipçimiz takdir ediyor. Gülfel abi diyor, ne bayan işi diyor, ne erkek işi diyor, ben, herkese örnek olacak. Ben her şey yaparım ya. Annene çok destek diyor. Yine sarım, bahçeye koyarım, bulgur sarım. Demiyor diyor, bu da kadın işi ben yapmam demiyor diyor. Çörek atışı falan diyor, çok güzel örnek bir davranış diyor. Ben dedim onu erkekler de hani fırına ekmek atıyorlar ya, dedim, severek yapıyorlar. Onu severek yaparım ya. Yorulmadan yapıyorum. Gülpınar'la karnını doyurmadın Gülpınar'la. Yiyelim ya sonra. Oo sonra. Bu sıcak hani otu da ye yanına. Hangisinden yiyeceksin? Peynirli mi yiyeceksin? Yumurtalı mı? Yok yok sonra beraber Leyla anneyle dermanla yeriz. Arkadaşlar ne güzel kızarmış. Sadece de yüksek yaptı iyi oldu. Hiç yanmadı. Bir tanesi yandı. Benim midem yanmışmış. Onu da ben yedim. Altına şu tahtadan saçınca biraz itilemiş. He. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Hadi Allah'a emanet olun. Yerimize kolumuza sağlık. Güzel karnımızı doyurduk. Allah'ım bir bereket versin. Allah'ım olmayan da versin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Hakkınızı helal edin. Hakkını helal etmezler.